sonunda Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporundan söz ettim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın pek çok konuda özellikle dünyayı da bu konuda bir elekten geçirdikleri için özellikle uyuşturucu konusunda çok ciddiye alınan, çok ciddi sonuçları olabilen, tespitleri olan ve sonuçları olabilen narkotik raporu vardır. O narkotik raporunda çok hakikaten Türkiye önemli bir yer tutuyor. Maalesef diyelim. Türkiye için uyuşturucu konusunda transit bir ülke tespiti yapılıyor. Bu başlı başına bir sorun elbette. Ama daha da belki çarpıcı olanı, bu tespit yapılırken Türkiye'ye dair uyuşturucu meselesinin daha ciddiye alınacak bir sorun haline geldiği belirtilirken Sedat Peker'in iddialarından söz ediliyor. Sedat Peker'in Türkiye-Venezuela hattında işte neler neler yapıldı dediği bir süre konuşulan ama sonra gündemden düşen iddialarına yer veriliyor. Şimdi neticede bunlar yazılıyor ve kalıyor. Ertan Aksoy. Kalıyor ve bir etkisi olmuyor gibi geliyor. Değil. Gerçekten öyle mi? Etkisi oluyor mu yoksa? Şimdi bir kere önce şöyle, yani bu bütün küresel şeydeki, çaptaki bütün bu konularda bu batılı ülkelerin, özellikle Amerika'nın bir takip arayışı olduğu açık. Çünkü aslında bir bakıma parayı da takip ediyor. Bunları önemli, takip ederek tabii, çünkü tabii. Çok belli ki büyük bir ekonomiye denk geliyor bu iş. Dolayısıyla bu aslında bir ekonomiden öte bir kara para ekonomisine denk geliyor. Haliyle Türkiye'nin bu içinde kara geçen her yapıyla, her şeyle daha fazla anılması ülkenin saygınlığına zarar veren bir durum. Şimdi belli konularda Türkiye uluslararası alanda AKP öncesinde çok büyük saygınlıklar yakalamıştı. Bir kere barışçı bir ülke olması bu saygınlığı artırıyordu. Genelde uzlaşıdan yana, işte uluslararası şeylere, kurallara tabi olmayı tercih eden vesaire bir arayışı vardı. Avrupa Birliği gibi bir arayışı vardı. Eroin, işte özür dilerim, yani bu adını da söylememek gerekiyor. Bu uyuşturucu madde şeylerinde, meselelerinde çok önemli mücadele veren, bu anlamda referans gösterilen, her yıl çok sayıda bu tür olumsuz maddeyi yakalayan, ele geçiren ve bunu ticaretini yapmaya çalışanlara önemli oranda engel olmaya çalışan bir yapısı vardı. İşte bütün bunlar giderek, bütün bu kazanımlar ortadan kalktı. Zaten bir iktidar yani neye daha çok bağırıyorsa aslında bir bakıma tersi ülkede büyüyor gibi bakabiliriz. Yani bu dönemde dikkat ederseniz sıklıkla bu tür şeylere, işte uyuşturucu maddelerle mücadeleye dair bir şey yok, işte kolunu bacağını kırana kadar gelen garip garip durumlara karşı sürekli görünüyor ki uluslararası alanda yapılan çalışmalarda, içeride yapılan çalışmalarda bize gösteriyor ki hiç öyle değil mesela. Yani bu kolu bacağı kırılmadığı gibi zaten kırılmasın, kanun karşısında hesap versin. Ama tam tersi yönde bir büyüyen durum var. Özellikle mesela biz bunu Mersin, çalıştık SODEV'de. Anlatacaksınız ama şunu araya gelip söylemem lazım. Özellikle varış yeri Mersin limanı olan pek çok işte tankerde, şurada burada, konteynerde uyuşturucu bulundu. Dahası neredeyse sır gibi saklanmış AKP'lere yakın bir isim, özel bir dezenfektan maddesi üreten bir isim, Baron diye o da konuşuldu. Biliyorsunuz kaç gündür konuşuluyor. O maddelerin, şeylerin kutuların içinde o işte yasaklı uyuşturucu maddelerin önemli kalemi var. Onu getirmiş götürmüş. Şimdi burada bir yani burada bir kara para ekonomisi konuşuluyor. Ama bir de belki bir toplumun bir uyuşma halini şöyle ifade etmek de gerekebiliyor bunun yanına. Özellikle bu ekonomik krizin büyümesi, işte daha siyasal çatışma ortamının artması vesaire, bütün bunların hepsini yarattığı daha da büyük bir sonuç var. O da şu, özellikle bu sentetik madde kullanımı gençler arasında korkunç bir yaygınlaşma haline gelmiş. Bu o kadar görünür ki, bu konuda bir SODEV'in raporu vardı. Sayın Kılıçdaroğlu SODEV'den rica etmişti bu raporu. O rapora baktığınızda birçok detay göreceksiniz. Mesela okullarda, özellikle lise çağında çocuklarda
bu sentetik maddeyi kullananlarla kullanmayanlar gruplaşmaya gitmişler. O kadar gruplaşma baskın bir şeye dönüşmüş durumda ki kullanan çocuklar kendi sosyal medya hesaplarında belli simgeler kullanıyorlar. Ve daha kötüsü şu, özellikle şeyde yoksul ve muhafazakar kentlerde bu çocuklarda bu iş o kadar yaygın ki kullanan çocuklar liselerde daha havalı gruplar kalıyor, grupları oluşturuyorlar tırnak içerisinde. Yani çocukların anlatımına bağlı kalarak sizinle paylaşıyorum. Veliler için o kadar büyük kaygı ki o lokasyonlarda, o kentlerde çocuklara 2 TL, 3 TL'nin üstünde harçlık vermiyorlar. Çocuğum gider, maddeye bulaşır diye. Veliler karşı cinsten sahte hesaplar açıp çocuklarını ekleyip madde kullanıp kullanmadığını anlamaya çalışıyor. Yani bunun gibi çok fazla böyle bir şey var, çarpıcı örnekler var ve o kentlerde bu konu herkesin bildiği kocaman bir sıra dönüşmüş. Sırrın boyutunu şöyle anlayın, yani meselenin boyutunu şöyle anlayın. Bir ev hanımı mesela o kentte herhangi bir ev hanımı çevirin yolda. Deyin ki ya bu şeyde kentte sentetik madde nerede satılır? Size yerini söyleyebiliyor. Alt fiyat üst fiyat limitlerini söyleyebiliyor. Değiş tokuşun takasın nasıl yapıldığını, nerede yapıldığına kadar söyleyebiliyor. Dolayısıyla korkunç bir yaygınlık hali var. Bir başka uyuşma verisini söylemek istiyorum. Bu biraz daha tabii şey, biraz betimlemek için de söylüyorum uyuşmayı. Bakın mesela antidepresan kullanım oranı. Türkiye o kadar büyük dertler içinde ki toplum. Evet ya. Şimdi ben size rakam vereyim. Resmi rakamlara göre 2008 yılında Türkiye'de 16 milyon adet antidepresan satılmış. Bakın rakam gayet büyük değil mi? 16 milyon kutu antidepresan 2008 yılında satılıyor. 2009 yılında krizin etkisiyle sadece bir yılda bu sayı 16 milyondan 19 milyona çıkıyor. 3 milyon birden artıyor 2009 yılında. Son rakam kaç biliyor musunuz? 54 milyon adet antidepresan. Dolayısıyla insanlar artık dertten sıkıntı... Dörde katlanmış neredeyse. Evet ve korkunç bir rakam. Yani seçmen sayısına bakın, denk geliyor neredeyse. Üç yılda antidepresan dörde katlanmış. Şöyle 2020 itibariyle, 2009'da 19 milyon, 2020'ye geldiğinde o arada 54 milyona katlanmış ama şöyle bakın nüfus kaç zaten yani. Bir dakika tamam nüfus ben yani benim matematiğimi biliyor izleyiciler. Estağfurullah ondan. Yani bir yılda... 3 milyon artıyor 2008'den 2009'a. Bunu niye veriyorum? Katlanıyor. Çünkü kriz olduğu zaman çarpan etkisi yaratıyor. Sadece bir yılda 3 milyon adet daha fazla antidepresan satılıyor ülkede. Şimdi ekonomik krizin boyutunu şuradan anlayın. 54 milyon belki bu sene maalesef daha büyük rakam gelecek büyük ihtimalle. Geçen seneler itibariyle 54 milyon kutu antidepresan satılmış. Yani insanlar sorunlarıyla baş edemediği için beynini yavaşlatmaya çalışıyor. Düşüncesini yavaşlatmaya çalışıyor. Düşüncesini durdurmaya çalışıyor. Dolayısıyla toplum bir bu anlamda bir kaos ve bir stres birikimi içerisinde yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi bunlar gerçekten toplumun pandemi çok etkili elbette. Onu söylemek lazım ama sadece pandemi değil. Ekonomik sıkıntı. Ekonomik kriz asıl. Her şey. Şimdi iktidar içeride bu ekonomik sıkıntılara çare bulamayınca barışa sarıldı ya. Barışın olamayacağı açık. Yani hakikaten iktidarın bu umudu boşa diyebiliriz. Barış umudu özellikle. Şimdi dahası bırakın barışı. Erdoğan hani barış sağlanacaktı özellikle İstanbul buluşmasında da Nobel'e aday olacaktı falan. Geçin onu. Hem Amerika CIA raporuyla hem de Rusya Medvedev'in açıklamalarıyla artık nükleer gücü konuşmaya başladı. Şimdi haritayı geçenlerde paylaştım. NATO bir duvar gibi geliyor ya. Şimdi burada sırada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması var. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama bu yaz olması bekleniyor. Bu konuda Kremlin'den eğer böyle bir şey olursa bunun askeri ve siyasi sonuçları olur denmişti. Şimdi en son Medvedev'in söylediği daha ağır. Diyor ki Baltık ülkelerinde
Eğer böyle bir şey olur ise resmen tehdit ediyor. Yani NATO'yu tehdit ediyor. Cümle çok çarpıcı, aynen okumaya çalışıyorum. Bu durumda bakın Baltık ülkelerini, yani İsveç, Finlandiya, orayı kastediyor. Nükleerden arındırılmış statüsünden daha fazla söz edilemez. Yani